Selam dostlar. Sohbet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere hem Kore tarihi açısından hem de çalışmalarıyla tüm dünya sosyalist hareketi açısından son derece öneme sahip Ho Jong-suk'un yaşam öyküsünü aktaracağım. Kore'nin Japonya tarafından işgal edildiği dönemde Kore'nin kurtuluşu ve bağımsızlığı için çalışmalar yürüten Ho Jong-suk aynı zamanda kadın hakları savunuculuğu, gazetecilik, yazarlık, hukuk ve siyaset alanlarında büyük katkılar yapmış bir sosyalist kadın politikacıdır. Sağ üstteki linkten ulaşabileceğiniz Sosyalist Kadınlar serimizin bu bölümünde hayatı boyunca kadınların esaretten kurtuluşu, bağımsızlık hareketinde kadının rolü, dinlerin kadınlara yönelik baskıları, evlilik sisteminin ve ailenin eleştirisi, ekonomik bağımsızlık, sosyalizm-feminizm ilişkisi gibi pek çok alanda son derece kayda değer çalışmalara imza atan ve özgür aşk kavramının teorisyenlerinden biri olan Ho Jong-suk'un hayatını hep birlikte inceleyeceğiz. Yanınıza çayınızı, kahvenizi alın ve videomuzda Ho Jong-suk'un kahramanlık dolu yaşamına hep birlikte bir göz atalım. Ho Jong-suk, 16 Temmuz 1902 günü Kore İmparatorluğu'nun başkenti Hanseong-bu'da dünyaya geldi. Doğum adı Heo-yong-ja'dır. Babası, gençliğinde Kore bağımsızlık aktivisti olan ve ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, yani diğer adıyla Kuzey Kore Parlamentosu olan Yüksek Halk Meclisi Başkanlığı görevi yürüten Ho Hon'dur. 1910 yılında ülkesi Japonya tarafından işgal edildi ve 1945'e kadar sömürgeleştirilmiş bir ülkede yaşamıştır. Ho Jong-suk'un kadın hayatına dair düşüncelerinin evrilmesinde annesi Yeongbo Yong'un rolü büyüktür. Her şeyde ailesini önceleyen ve kendi isteklerinden vazgeçip kendini ailesine adayan annesini gören Ho Jong-suk, çocuk yaşta toplumda kadın olarak yaşamanın anlamı üzerine düşünmeye başlamıştır. Bu süreçte ailenin insanlar için gerçekten mutlu bir yaşamı garanti edip etmediğinden şüphe etmeye başlamıştır. Çocukken bir Hristiyan kilisesine verilmişti. Ancak sosyalist ve feminist fikirlerle tanıştıktan sonra Hristiyanlığın kapitalizmin ön saflarından yer aldığı ve insanları yöneticilerin kölesi, kadınları ise köleleştiren bir ideoloji olduğunun sonucuna vararak Hristiyanlığı terk etti. 1913 yılında Baehwa Kız Okulu'na girdi. 1917'de buradan mezun olduktan sonra Pyongang Kız Okulu'na geçti ve 1918 yılında diplomasını aldı. Ardından kızının özgürlüğe karşı duyarlılığını fark eden babasının tavsiyesi üzerine üniversite eğitimi için yurt dışına çıktı ve Japonya'daki Kwansei Gakuin Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimine girdi. Ancak buradaki katın disipline uyum sağlayamadığı için ilahiyat eğitimini bırakıp 1920 yazında Şangay'da yabancı dil okulunda eğitimine devam etti. Anılarında bu süreci manastır benzeri hayata dayanamadım, bu yüzden yarı yolda bıraktım şeklinde anlatmıştır. Şangay'da Kore bağımsızlık aktivisti Dong Wei-li'nin evinde kalıyordu ve burada sosyalist ideolojiyle gerçek anlamda tanıştı. Burada çok sayıda sosyalist arkadaş edindi ve kendini teorik anlamda son derece geliştirdi. Şangay'daki eğitim süreci Ho Jong-suk'un hayatında bir dönüm noktası olmuştur. O dönemde kadınlarda kısa saçın ahlaksızlık olarak görüldüğü geleneksel algıyı protesto etmek amacıyla sık sık halkın önünde saçlarını kısa kesti. O dönemki Konfüçyüsçüler Ho Jong-suk'u ahlaksız biri olarak nitelendirerek kendisine sıkça saldırmışlardır. Ancak bu mücadele sonrasında kısa saç bölgedeki kız öğrenciler arasında popüler hale gelmiştir. 1921 yılından itibaren çok sayıda bölgede benzer kısa saç kampanyaları gerçekleşmiştir. Eğitiminden sonra tekrar Kore'ye döndü ve ülkesinde çok sayıda sosyalist ve feminist hareketlere katıldı. Kore'ye döndükten hemen sonra başlattığı Kadınlar da İnsandır kampanyası o dönemde gündem olmuştur. Ocak 1924'ten itibaren ülkeye kadın özgürlüğü fikrini geniş çaptan tanıttı ve fikirlerini duyurmak için gençlik gruplarına, sosyalist toplantılara ve kadın aydınlanma konferanslarına gitmiştir. Bu konferanslarda evrim teorisi, kadın özgürlüğü, Konfüçyüsçülüğün ve Hristiyanlığın eleştirisi gibi konularda çok sayıda konuşma gerçekleştirmiştir. Mayıs 1924'te çok sayıda sosyalist kadın aktivist ile birlikte Joseon Kadın Dostları Derneği'ni kurdu. 23 Mayıs 1924'te Joseon Kadın Kurtuluş Hareketi'nin oluşumuna katıldı ve yönetim kurulu üyesi olarak geniş çaplı bir sosyalist hareket başlattı.
benzer olarak Singanho yani Yeni Gövde Derneği ve Gyeonwohe yani Dostlar Derneği gibi Kore bağımsızlığını savunan derneklerde de faaliyetler yürütmüştür. Joseon Kadın Dostları Derneği'nin açılış töreninden itibaren işgalci Japonya polisleri onun takibi almışlardır. Polisin sıkça müdahalesi nedeniyle büyümesi engellenmiş ancak birçok kadın akademisyenin sempatisiyle ülke çapında 70'ten fazla toplantı düzenleyerek Seul'de gerçekleşen kadın konferansına katılmışlardır. Bu süreçte Hojongsuk, Doğu Asya Günlüğü, Chosun Günlüğü, Günlük Haberler gibi pek çok gazetede muhabir ve yazar olarak Tsugai takma adıyla gazetecilik faaliyetleri yürütmüştür. Hojongsuk, Engels, Bebel, Kolontay gibi kadın özgürlüğü teorisyenlerinin fikirlerini Kore toplumunun özelliklerine uygun pratik yöntemlerle birleştirerek uygulamaya çalışan aktif bir sosyalist feminist. Kadınların bir birey olarak saygın görmesi için erkeklere güvenme zorunluluğu ve onlara bağımlı yaşama alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve ekonomik bağımsızlık elde etmeleri gerektiğini sıkça vurgulamıştır. Bu kapsamda gazete ve dergilerde pek çok makale yayınlamıştır. Örneğin 3 Kasım 1924 tarihli Doğu Asya Günlüğü gazetesinde o döneme kadar görülmemiş bir fikri içeren yazı kaleme alarak döneme damgasını vurmuştur. Kadınların baskı altına alınmasının nedeninin asalak gibi geçimlerini erkeklere bağımlı hale getirmeleri olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu yazı aynen şu şekildedir. Başkasının karısı ya da gelini olmak ve aile içinde sadece kayınvalideye ve kocaya son derece samimiyetle hizmet etmek ve saygı duymak yerine insan olarak bireyselliğimizi korumalıyız. İnsan haklarımızı güvence altına almak gözümüzün önünde her şeyden önce büyük ve acil bir sorundur. Eğer insanlara bağımlı yaşayan asalaklar olmayan tam bir insansak ve bu dünyada insan hayatı başkaları için değil sadece kendimiz içinse o zaman önce başkaları gibi tamamen özgür yaşamayı talep edeceğiz ve çabalayacağız. Bu nedenle günümüzün öncü yeni kadınlarının şiddetli bir çığlığı ve güçlü bir mücadelesi vardır. Bundan bir yıl sonra Kasım 1925'te Aile Cehennemdir görüşünü savunduğu yazısı yayınlandı ve bu görüş o dönemin tutucuları tarafından sıkça hedef alındı. Hojongsuk makalesinde aynen şunları yazmıştır. Kadınlar uzun zamandır zulüm ve baskı altındalar. Özgürlükleri olmadan sadece köle olarak yaşıyorlar. Ev denen cehennemde kocalarına köle, ebeveynlerine köle, çocuklarına köle, gelenek ve göreneklere köle, ahlaka ve ev işlerine köleler. Hojongsuk, birbirinin gözetmediği görgü ve ahlak kurallarının gerçek ahlak olmadığını açıkça ifade etmiştir. Ahlakın, insanların ezilmesinin, kadınların eziyet eden baskılara neden olmasının ve kadınların köleleştirmesinin sebeplerinden biri olduğunu sıklıkla savunmuştur. Evi ve aileyi bir cehennem olarak tanımadığında o dönemki geleneksel kesimler ona sayısız iftiralarda bulunmuşlar ve onu tuhaf düşünce tarzına sahip bir deli olarak tarif etmişlerdir. Hojongsuk, evin rahat bir dinlenme yeri değil, kadını bağlayan bir pranga olduğunu her zaman savundu. Kendi ailesinin de bir cehennem olduğunu söyleyerek ailesindeki kadınların da her yıl tekrarlanan geleneksel özel günlerde ve tatillerde kadınların yemek pişirmeye ve her türlü işi yapmaya zorlandığını, dinlenemediklerini ve aileyi uyum sağlama ve memnun etme zorunluluğu olarak gördüğünü ifade etmiştir. Hojongsuk, özgür aşk teorisine son derece önem verdi ve bu konularda çok sayıda makale yayınladı. Erkekler ve kadınlar arasındaki özgür ilişkiler konusunda diğer feministlerin aksine Hojongsuk, kadınların erkeklerden tamamen bağımsız olması konusunda ısrarcı oldu. Özgür aşkın, birlikte yaşamanın ve evliliğe bağı olmamanın aynı zamanda erkekten, evden ve aileden özgürleşme olduğunu savunmuştur. Özgür aşkı savunan kadınların iffetsiz olduğunu savunanlara tam aksine tarih boyunca erkeklerin birçok kadını kendilerine cariye olarak aldıklarını ve hatta tavernalarda aynı anda pek çok kadınlarla oynaştıkları halde neden sadece kadınlara namus dayattıklarını sorarak bu görüşlerin erkek egemen görüşler olduğunu kıyasıya savunmuştur. Evlilik yapmadan birlikte yaşayan çiftlere dair eleştirilere kadınların da erkekler gibi cinsel arzuları olduğunu söyleyerek yanıt vermiştir. Cinsel ve ekonomik özgürlüğün çok az seviyede olduğu Kore kadınları için toplumun tek taraflı zorunlu evlilik talebinin son derece yanlış olduğunu ve kadınların içgüdülerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuştur.
Yazılarında aşkın ve cinsel arzunun son derece doğal olduğunu, bunların tabulaştırmanın veya eleştirmenin geleneksel insanların haykırdığı bir cehalet olduğunu anlatmıştır. Ho Jong-suk, Sovyet feminist Alexandra Kollontai'nin fikirlerini Kore'ye tanıttıran kişidir. Ve ABD, Japonya, Fransa gibi ülkelerdeki liberal feminizmden farklı olarak sosyalist bir feminizm anlayışını benimsemiştir. O dönemde yazdığı yazılar, sosyalist çevrelerde Kollontai'nin görüşleriyle birlikte Kore'de en çok konuşulan konular haline geldi. Aşk olmadan cinsellik yaşanabileceğini ve aşk olmadan evlenilebileceğini ifade ederek o dönemde gündem olmuş ve gelenekçi çevrelerin büyük eleştirilerine maruz kalmıştır. Kollontai'nin "Aşk kişiseldir" sloganını gerçek anlamda savundu. Kollontai'nin "Üç Kuşağın Aşkları" adlı romanında anlatılan ve Ho Jong-suk'un da benimsediği kadınların özgür ruhlu cinsel bilinci ve aile kuramı, Kore'de o dönemde yer alan Konfüçyüsçü geleneklerin güçlü bir şekilde korunduğu 20. yüzyılın başlarında ancak bir hayal ürünüydü. Ancak Ho Jong-suk kararlı bir şekilde özgür aşk teorisini savundu ve tüm dinsel geleneklerin ve ataerkilliğin insanlık dışı olduğunu savunarak özellikle Konfüçyüsçülüğün kadınların cinselliğini ve özgürlüğünü dini ve ahlaki bahanelerle bastırdığını ve kontrol ettiğini söyledi. Ho Jong-suk'un takma adı, görüşlerinin benzerliği nedeniyle Sovyet hükümetinin ilk kadın bakanı olan Alexandra Kollontai'ye atıfla Koreli Kollontai'dir. ...1924 yılından itibaren Hristiyanlığın ikiyüzlülüğü, hoşgörüsüz ve dogmatik olduğunu ifade ederek sert bir şekilde eleştirmeye başladı ve bu nedenle tutucu kesimlerin hedefi haline geldi. Ülke çapında bir konferans turuna çıkarak Hristiyanlığın insanları ahiret vaadiyle aldattığını, Hristiyanlığın insanları değil sadece İsa'yı severlerse tüm yanlışların silineceğini söylediğini belirtti ve o döneme kadar olan dinsel doktrinleri topa tuttu. Hristiyanlığı toplumun ilerletmediğini, aksine Konfüçyüsçülük kadar tutucu olduğunu ve insanları körleştirdiğini her zaman söyledi ve dinsel görüşleri kıyasıya eleştirdi. Yazılarında Hristiyanlığın kendini beğenmiş, dar görüşlü, dışlayıcı ve bencil olduğuna dikkat çekti ve Hristiyanlığın Konfüçyüsçülük kadar Kore halkının beyinlerini yıkayarak körleştirdiğini savundu. Bu süreçte kilise mensubu olan babası Ho Hon ile sıkça tartışmalara girmiştir. Yeni Kadın dergisinin Kasım 1925'teki sayısında "Yanlış Eğitim Politikası" başlıklı makalesinde Ho Jong-suk aynen şunları söylemiştir. Joseon'lu kız çocuklarına yönelik eğitim tesisleri ve politikalarının düşük kaliteli, mantıksız ve gerici olduğunu söylemeye gerek yok. Okullar ve eğitim politikalarının İsa'yı öğreterek insanların Hristiyanların kölesi haline gelmeleri, onların kimliği bilinmeyen ve bilimin bir kenar attığı Tanrı'nın köleleri olmaları gerçekten çileden çıkarıcıdır. Samimi inançlı olmayan ve öğretmeninin sevgisini ve hak yolunu kabul etmeyen öğrenciyi bir nevi sapkın muamelesi yapan menfur davranış ve hükümlere son verin. Koreli kadınlara yönelik eğitiminizin asıl amacı büyük bir inanan listesi oluşturmak mı yoksa gerçek hayatta yaşayan insanları eğitmek mi? Ho Jong-suk, Mayıs 1926'da babası Ho Hon ile birlikte ABD'ye gitti. Babası, kızına yöneltilen eleştirilerin önüne geçmek ve eğitimine devam etmesi amacıyla birlikte ABD'de kalmayı önerdi. ABD'den kalırken oradaki Koreli sosyalistler ve kadın aktivistlerle temasa geçti ve onların faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı. Ho Jong-suk, genel anlamda ABD kültürüne karşı çok eleştirisel yaklaşmıştır. Amerikan toplumunu içinde insanın bulunmadığı materyallerle yönetilen bir toplum olarak tanımadı. ABD'li kadınların haklarının Kore kadınlarına kıyasla daha iyi durumda olduğunu ancak üst sınıftaki kadınların alt sınıftaki erkeklerin görmezden gelip sömürdüğüne dikkat çekerek bunun gerçek bir toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığını vurgulamıştır. Ek olarak ABD'de yaşayan bazı Korelilerin lüks yaşam tarzları Ho Jong-suk'un kapitalizm olan nefretini daha da büyütmüştür. 1929'da Gwangju'da öğrencilerin Japonya işgali karşıtının gösterileri sırasında kadın öğrencilere liderlik ettiği için işgalci Japonya polisinin tarafından defalarca tutuklandı. Bu ulusal bağımsızlık hareketi 1930'da geniş çaplı bir gösteriye neden oldu ve işgalci Japonya karşıtı hareket ülke geneline yayıldı. Birçok şehirde faaliyet yürüten bağımsızlık aktivisti kadın öğrenciler Ho Jong-suk'u bir önder olarak görmekteydiler. Bu gösterilerin ardından Japon polisinin kendisinden yönelik baskısından kurtulmak için 1936 yılında Çin'in Yan'an şehrine gitti.
Burada Ulusal Devrimci Parti ve Kore Bağımsızlık İttifakı'nda aktif olarak yer aldı. Yan'an şehri, Ho Jong-suk'un gittiği 1936 ile 1948 yılları arasında Çin Komünist Partisi'nin iktidarda olduğu komünistlerin kurtarılmış bölgesiydi ve Ho Jong-suk gibi sürgündeki pek çok sosyalist buraya taşınmıştı. Ho Jong-suk 9 yıl Çin'de sürgünde kalmıştır. Bu sürecin başlangıcında babası kızının öldüğünü Kore'deki yerel işgalci Japon yetkililere bildirmişti ve gıyaben bir cenaze töreni düzenlemişti. Bu yöntem sayesinde Ho Jong-suk polis takibinden kurtuldu. Çin'deki sürgün hayatı boyunca yıllarca Çin Komünist Partisi'ne bağlı pek çok askeri birlikte, akademide ve dernekte sosyalizmin yayılması için faaliyetler yürütmüştür. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın yenilgisi sonrasında Kore'nin Japonya işgalinden kurtuluşunun ardından 1945'te Kore'ye döndü. Ho Jong-suk kurtuluştan sonra Seul'e dönmüştü ancak Güney Kore'de ABD askeri hükümetinin baskısından kurtulmak için Kuzey Kore'ye geçti ve Kore İşçi Partisi'ne katıldı. Babası Ho Hon'dan yeni bir aile kaydı yaptırmasını istedi. Bu nedenle doğum tarihini 1908 olarak kaydederek yeni bir aile kaydı yaptırmıştır. Bu kayıt sırasında doğum adı Ho Jong-ja'yı takma olarak kullandığı Ho Jong-suk olarak değiştirdi. Kuzeydeki kadın örgütlerinin temsilcisi olarak Kuzey Kore ile Güney Kore heyetleri arasında pek çok kez müzakerelerde bulunmuştur. Ancak ABD'nin etkisi ve antikomünist propagandaların nedeniyle bu müzakereler başarısız olmuştur. Eylül 1948'de 1. Yüksek Halk Meclisi'nin delegesi oldu ve 38. paralelin kuzeyinde Bağımsız Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasında aktif bir rol oynadı. Bu süreçte Ho Jong-suk Kore İşçi Partisi'nin merkez komite üyesiydi. Uzun yıllar süren politik mücadelesinin sırasında hükümette Kültür ve Tanıtım Bakanı, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı, Yüksek Mahkeme Başkanı gibi pek çok üst düzey görevlerde bulunmuştur. Ho Jong-suk yaşamının son günlerine kadar gerek Kore İşçi Partisi'nde gerekse diğer alanlardaki çalışmalarına her zaman devam etmiştir. 1981 yılında Nazik Sevgi'yle, 86 yılında Demokrasinin Kuruluş Günlerinde ve 89 yılında Büyük Aşkın Tarihi Üzerine Düşünmek adlı kitapların yayınlamıştır. 5 Haziran 1991 günü Pyongyang'da yaşlılıktan ileri gelen yetersizlikler nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından 7 gün süren bir devlet cenaze töreni düzenlenmiştir. Ho Jong-suk günümüzde halen gerek sosyalist hareket gerekse kadın hareketi içinde önemli bir referans sayılmaktadır ve özellikle Kuzey Kore toplumunda yeri büyüktür. Evet dostlar, bu videoda sizlere yaşamı boyunca sosyalizm ve kadın özgürlüğü mücadelesinde yer alan Ho Jong-suk'un hayatı hakkında genel bilgileri derledim. Umarım derlediğim bu bilgiler ilginizi çekmiştir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Ho Jong-suk'un yaşamına dair sizin de eklemek istedikleriniz var mı? Varsa yorumlara yazın. Ho Jong-suk'un yaşamına dair daha ayrıntılı bilgileri hep birlikte edinelim. Bunun yanında Ho Jong-suk'un yaşam boyunca savunduğu özgür aşk ve aile konularında siz de görüşlerinizi aşağı yazın. Tüm izleyicilerle birlikte tartışalım. Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist Hareketleri'nin konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Sosyalist Kadınlar serimizde de pek çok sosyalist kadının hayatı mevcut. Dünya tarihine damgasını vurmuş kadın kahramanların yaşamlarını sizlere aktarıyorum. O serimize de videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Benzer konulara dair içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.